Bu ilk videomuzu ödevlerimizi nasıl yapacağımızı anlatacağım ilk önce. Daha sonra ilk ödevimize geçeceğiz. Bu cümleleri kendimiz yazabilmemiz, kendimiz kurabilmemiz için ya da buna benzer cümleleri. Bu ödevler son derece önemli. O yüzden dikkate almanızı sizlerden rica ediyorum. Çalışmalar, aynı zamanda bu sadece ödev değil, çalışmalarımızı nasıl yapacağımızın da bir videosu diye düşünebilirsiniz. Böyle bir çeviri programımıza ihtiyacımız olacak. Kendimize mail atacağız ya da attığımız mailleri fotoğraflarını çekeceğiz. Daha sonra yaptığımız cümleleri, kurduğumuz cümleleri, ödevlerimizi tekrar tekrar kontrol edebilmemiz için ben bu çeviri programını kullanıyorum. Siz başka programları kullanabilirsiniz. İnternet bağlantımız yokken, çevrim dışıyken de kullanabilmemiz için indirmemiz bizim için faydalı olacak. Normalde ben Arapça indirdiğim için bu şekilde gözüküyor ama daha evvel de şekil bu olacak. İndirdiğimiz vakit cep telefonunuza bu şekilde görünecek. Evet, örnek cümlelerimizi yazdığımız vakit çevirecek bize. Kendisini görmüş olacağız zaten. Eyne ente. Bunu tabi eyne enti diye okumamız da mümkün. Ama çeviriye baktığımız vakit doğru. Hatalı yeri göstereceğim. Onu da ilerleyen zamanlarda zaten biz nasıl nerelerde hata yaptığını görmüş olacağız. Ene fil beyti. Evdeyim. Ben evdeyim. Huve fil mesrahi. Tiyatroda. Kim tiyatroda? O tiyatroda. Nahnu fil camiati. Üniversitedeyiz. Hel ente fil beyti? Sen evde misin? Tabi okurken yanlış da okuyabilir çoğu zaman. Çünkü üzerinde işaretleri olmadığı için bunu şu şekilde okumamız da mümkün. Hel enti karşımızdaki bayanı pardon karşımızdaki bayana söylerken hel enti fil beyti diye de okuyabiliriz ama yine baktığımız vakit doğru olarak çevrildiğini görüyoruz. İlerleyen zamanlarda bunu mutlaka çekimini görmüştük yanılmıyorsam 21. derste ama asıl hataları işte buralarda yapabiliyor. Okurken hata yapabiliyor, çevirirken hata yapabiliyor. Bunu eyne kunte ems, dün sen neredeydin diye çevirebildiği gibi bunu ben şu şekilde de okuyabilirim. Eyne kuntu ems, ben dün neredeydim şeklinde de okuyabilirim. Ama karşımızdakine sorduğumuz için o şekilde algılamıştı ve doğru olarak çevirmiş. Bunu yine aynı şekilde eyne kunti karşımızdaki bayana söylerken eyne kunti ems diye de okumamız mümkün. Söylediğim gibi çalışmalarımızı yaptıkça nerede hata yapacak, nerelerde doğru yapıyor ya da biz nasıl daha doğrusu atlatabiliriz bunları da öğrenmiş olacağız. Eyne ente fi beytike. Normalde beytun, beytuke senin evin fi geldiği için aşağı inecek çizgimiz. Hel ente fi beytike. Evinde misini, evde misin diye çevirmiş ama aynı cümleyi İngilizce yazdığımız vakit tam doğrusunu vermiş oluyor. Bir faydası da daha önce aratmış olduğumuz cümleleri bu şekilde görmemiz de mümkün. Kullanacağımız çalışma yöntemlerinden bir tanesi ya da ödevlerimizi yaparken kullanacağımız çeviri programı bir tanesi çeviri programımız. Diğer bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de Arapça kelime aratma son derece önemli ve çok faydalı da bir site. Kim yapmış bilmiyorum. Yapana Allah razı olsun. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de Arapça kelimeleri aratma ile ilgili birkaç site bulmuş ama şimdi isimlerini de ben de bilmiyorum. Sizler de yorum olarak yazabilirsiniz. Burada sadece tek kelime aratabiliyoruz. Bazen iki kelimeyi aynı anda aratıyor, bazen aratmıyor, hata veriyor. O şekilde bir program bulursanız lütfen yoruma yazarsanız sevinirim. Bu görüntüyü eski telefonumdan aldım. Google Play Store'da bu kanalın, bu internet sitesinin böyle bir simgesi de vardı ama şu anda arattım bulamadım. Direkt Google'dan girdiğimiz vakitte bu şekilde ulaşmamız mümkün. Bununla ilgili ayrıyeten bir video yapacağım. Son derece çünkü önemli orada sadece kelimeyi aratmakla kalmıyor. Mealleri arda arda sıralayabiliyoruz ve bazı farklı özellikleri var. Allah nasip ederse bununla ilgili sadece ayrıyeten bir video yapacağım. Çok faydalı. Bir diğeri kullanacağımız program kendimize mail atmak. Gönderen kısmı zaten biz olacağız. Alıcıya kendi mail adresimizi yazarak bu şekilde mailler göndermemiz mümkün. Çevrim dışıyken de bekliyor. Daha sonra interneti bağlantısı olduğu zaman zaten mailleri gönderecek. Bendeki telefonun markasına göre bu hemen yan tarafta noktanın üzerine bastığımız vakit bu şekilde işaretleri koymak için de bir yer var. Ama son derece küçük olduğu için bilmiyorum siz kullanır mısınız? Ama ilerleyen zaman zaten kullanmaya da gerek kalmayacak. Bu şekilde mailimizi yazıp
Yani ödevlerimizi yapıp kendimize mail attığımızda konu kısmı biraz daha bu şekilde büyük gözükecek. Mailin içeriği bu şekilde gözükecek. Parmağımızla büyütüp ekran görüntüsünü aldığımız zaman çalışmalarımızı daha sonra da tekrar etme imkanımız olacak. Evet, bugünkü ödevimiz şahıs zamirleri içerisinde hu ve o, hum, onlar, hiye, o bayan, hunne, onlar, bayanları kastederken ente, sen, entum, siz, enti, bayan için söylüyoruz, entunne, siz, bayanlar için kullanıyoruz. Ene, ben, nahnu, biz. Bunlar içerisinde kırmızıyla işaretlemiş olduğumuz ödevimiz burası olacak. Huve, hum, o, onlar, ente, sen, entum, siz, nahnu, biz. Ödevimiz burası olacak. Ödevimize geçmeden evvel bu ödevleri lütfen önemseyin. Zaten ben bunları biliyorum diye düşünmeyin lütfen. Ki kısa süre sonrasında bu şekilde uzun cümleleri de yazabilelim. Ödevimiz Kur'an-ı Kerim'den olacak. Rakamların ilk 5'e kadar rakamları vermenin uygun olacağını düşündüm. Çünkü ayeti bulabilmemiz için belki rakamları bilmeyenler vardır diye. 0, tek nokta, 1, 2, 3, 4, matematik toplam işareti gibi 4 ve 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile 0 yan yana geliyor. 50, 1, 2 tane 1, 11, 1, 1, 1, 111. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile 0 yan yana geliyor. 50, 1, 11, 111. 2 idi. 1, 2, 3. 1'in yanına 2'yi alıyoruz. 12. 11. Bir de yanına 2 gelmiş. 112. 1, 1, 0, 10. 1, 2 tane 0 var nokta. Burası da 100. 1, 10 ve 100. Ödevimiz Kur'an-ı Kerim'den Huve'yi bulmak. Ayetin örneğini de verdim ben, ismini de verdim. Ali İmran suresi, Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi, Fatiha suresi, 1. sure, 2. sure, Bakara suresi, Ali İmran suresi, 3. surenin 2. ayetinde Huve şahıs zamirini bu şekilde ayette kendimiz açıp Kur'an-ı Kerim'den bulup görelim. Ben zaten işte burada ayette gördüm. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i açıp bakmama gerek yok diye lütfen düşünmeyin. Kendimiz sayfasını bulup bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de görelim. Huvel hayyul kayyum, Allahu Teala'nın sıfatlarından hay ve kayyum. Televizyonlarda duyuyoruz belediyelere, benim bildiğim kadarıyla kullanılması gereken kelime kayyum atanda olması lazım ama yanlış kullanılıyor. Hay da yine diğer Allah'ın sıfatlarından bir tanesi. Hay'dan gelen huya gider derken Allah'tan gelen yine Allah'a gider. Ali İmran suresi 3. suremiz. Türkiye'de basılan bütün Kur'an-ı Kerimler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayından geçiyor. Ancak sayfalarını numaralandırırken Kur'an-ı Kerim'in bazen bazı yayın evleri başına dua koyuyorlar. Dolayısıyla da sayfa numaraları biraz farklı olabiliyor. İki sayfa birbirlerinden farklı olabiliyor basımlar arasında. Ali İmran suresi 51 ya da 49. sayfada olacak. Buraya da numarasını yazdım. 49 diye yazmadım. 9'u daha henüz görmedik. 5-1, 51. sayfada ya da sizde 49. sayfada olabilir. 5 ve 0'ı bulursanız, yani 50'yi bulursanız orada ikinci ayeti bulursunuz diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim'in son suresi, son surelerinden, son 3 sureden biri. Toplam 114 sure vardı. Sondan 3. sure 100, 112. surenin 1. ayeti. 1, 1, 2, 112 ve 1. ayeti. Bu ayette de yine huve şahıs zamirini bulalım. Onlar şahıs zamirini Enbiya suresi 21. surenin 15. ayetinde sayfa numarası 324. 3, 2, 4, 324. sayfada Enbiya suresinin 21. surenin 15. ayetinde buradaki humu görelim.
Ceale yaptı. Cealna biz yaptık. Na burada bıçık zamirdi. Görmüştük derslerimizi. Eğer bu ilk izlediğiniz video değilse burada da hum yine bir bıçık zamir. Nahnu biz demekti. Bakara suresinin 11. ayet. Hemen Fatiha suresinin hemen yanındaki sure Bakara suresi ikinci sure. İkinci suremiz ikinci surenin 11. ayet kerimesinde burada nahnu ifadesini kendimiz Kur'an-ı Kerim'e açıp bulalım. Ente yine Bakara suresi, Fatiha suresi hemen yanındaki sure demiştik. İkinci surenin 32. ayet kerimesinde ente'yi yine kendimiz açıp bakalım. Entum, siz Bakara suresinin ikinci surenin 4, 2, 42. ayet kelimesinde entumu kendimiz bulalım. Hemen fiil de var zaten. Ente'nin T'si gelmiş. Fiilin sonunda vav ve ne çoğul harfleri var. Ente'nin çoğulu siz. Entum, te'lemun. Biliyorsunuz. Entum, siz biliyorsunuz. Meale bile bile diye almışlar. Bile bile hakkı gizlemeyin şeklinde. Evet, rakamlarımız 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bir de sondan sayalım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5'in yanına nokta, nokta benzeri 0. İkisi beraber 50 diye okuyoruz. 1, 11, 100, 11. 12, 100, 12. 1, 1 ve 0, 10. 1, 2 tane 0, 100. Evet, huve, hum, ente, entum, nahnu. Bugünkü bu ödevimizdeki çalışmalarımızdı. Bir sonraki ödevimizde ene ve hiye şahıs zamirlerini Kur'an-ı Kerim'den bulup cümleler yazmaya başlayacağız. İlk cümlelerimizi yazmaya başlayacağız. Bu şekilde yardımcı olabilmek için Kur'an-ı Kerim sayfa numaralarını göstermek istedim. İki tane 1, 1, 1, 11. 111. 1, 1, 0, 110. Hemen burada isim tamlamasında görüyoruz. Kurdela, eliflam, alt çizgi. Kurdela, eliflam, alt çizgi bizim isim tamlamasının formülüydü. Kısa formül diyebiliriz. 112. 1, 1, 2. 1, 1, 3. 113. Hatta burada küçük ama 2 ve 4. 24. Ayet geliyor, ayet bitiyor. Bu demek ki burası 24. ayetmiş. 114. 113, 113, 114, 115. Muhtemelen Kur'an-ı Kerim'in elinizde bulunan Kur'an-ı Kerim'in üst taraflarında Arapça, altında alt kısımlarında bildiğimiz rakamlardan yazacak. İkisini karşılaştırarak da çalışma yapabiliriz. 5 0 50 51 1, 2, 3. Birinci ayet burasıymış. İkinci ayet, Ali İmran suresinin ikinci ayeti. Bunu kendimiz Kur'an-ı Kerim'den bulalım istemiştik. Huve'yi burada görebiliyoruz. Ayet başlıyor, burada bitiyor. Bittiği yer kaç? 2. Demek ki burası kaçıncı ayetmiş? İkinci ayet. Birinci ayet nerede? Birinci ayet burada. Ayet numarası ayet bittikten sonra geliyor. Birinci ayet. İkinci ayet burası, üçüncü ayet, dört, beş ve altı. Bir, iki, üç ve dört. İhlas suresi, Huve'yi yine burada kendimizi açıp görelim. Lem demiştik, hazır burada görmüşken. Lem'den sonra gelen fiilin sonu ne oluyordu? Yuvarlak işareti oluyordu, olması gerekiyordu. Lem'den sonra ne gelmiş? Fiil geliyor. Ve yuvarlak işaretini, cezim işaretini burada görüyoruz. Ne zaman olmuyordu? Her zaman olması gerekiyor. Ancak eğer fiil düzensiz bir fiilse, yani fiilin kelimeler içerisinde elif, vav ve ye harfleri yoksa, düzenli fiillerde mutlaka bu yuvarlak işaretini görecektik. 1, 2, 3, 4.
Zaten lütfen burada gördüm diye düşünmeyin. Kendinizi lütfen Kur'an-ı Kerim'den açıp bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yuvarlaklı içi boşluğu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Örneğin ikinci ayet neresi derse, ikinci ayet neresi? Burası. Bir neresi? Bir burası. Ayet bitiyor. Numarası burada. İkinci ayet başlıyor. İkinci ayet bitiyor. İkinci ayet burada ne yaptı? Bitti. Daha sonra üçüncü ayet başlıyor. Evet. Son bir kez daha bakalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki ödevimizde Ene ve Hiye'yi bulacağız ve aynı zamanda bunların dışında, bu iki şahısların dışında yazma işlemlerine başlayacağız. Ben evdeyim, sen neredesin gibilerinden çalışmalarımız olacak. Lütfen ödevleri basite almayalım. Birkaç video sonra, yani 3. 4. videoya gelmeden fiillere geçmiş olacağız. Cümlelerimizi kurmuş olacağız. Sadece videoları izleyerek değil ya da videodan videoya hemen geçmek değil. Bu ödevleri de lütfen çeviri programlarını ya da kendimize mail atarak, resimlerini çekerek, ekran görüntülerini alarak, sık sık çalışarak devam edelim çalışmalarımıza. Videodan videoya arda arda atlayarak geçmeyelim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.